Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurası devam ediyor. Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, toplantıda hayvancılıkla ilgili çok önemli açıklamalar yaptı ve hükümetten taleplerini sıraladı. Talepler arasında aşılama desteği ve yayla yasaklarının kaldırılması da var. Tarımda Milli Birlik Projesi kapsamında düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Şurası ikinci gününde devam etti. Toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçi yetiştiricilerinin sorunlarını anlattı ve hükümetten taleplerini sıraladı. Çelik, ilk olarak küpelemenin il birliklerine devredilmesini istediklerini belirtti. Aşılama konusunda da destek istediklerinin altını çizen Çelik, devletin sırtındaki kamburu kaldıracaklarını söyledi. Biz küpe ve küpeleme yetkisinin makam oluruyla il birliklerine devredilmesini istiyoruz. Biz devletin sırtındaki kamburu hep beraber kaldıracağız. Biz buna aşısını yaptıran yetiştiricilerimize ilave destek verilmesini de bu destekleme kalemlerine bir kalem daha eklenmesini özellikle istirham ediyorum. Kuzu ölümlerinin önüne geçmek için koruyucu hekimlere de önem verilmesi gerektiğini kaydeden Çelik, göçer hayvan sayık ve hareketlerinde kolaylık sağlanması gerektiğinin altını çizdi. Çelik, genel müdürü güldürüp kendilerini unutmamalarını istedi ve yayla yasaklarının da kaldırılmasını istedi. Bu sektöre çok önem vermenizi ve her gün bizi düşünmenizi istiyorum. Sizi güldürüyorum ki genel müdürüm, hiç bizi unutmuyorsunuz. Bu yayla yasakların ivedilikle biz kaldırılmasını istiyoruz. Programın ikinci gününe Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Mümtaz Sinan da katıldı. Başkan Çelik'in küpeleme konusundaki çağrısını ele alan Genel Müdür Sinan, birliklere küpeleme müjdesi verdi. Program, birlik başkanlarının katılımında soru-cevap bölümüyle devam etti.